Bir iki haftaya geliyormuş o film. Gidelim ha. Tamam canım. Valla bak fragmanı müthişti. Hayda. Yine mi sana paket geldi? Ay yok hayatım, ben bir şey beklemiyorum. Bakayım. Uşaklar. Bugün bana önemli bir paket gelecek. Gözünüzü seveyim. Dikkat edin, kaybolması çok önemli bir pakettir. Bu olabilir mi? Ha. Tamam uşaklar. Budur da. Hayırdır İsmail Bey? uşaklar. Çok önemli bir olaya müdahale etmem lazımdır. Allah Allah, hayırlara gelsin İsmail Bey. Ne de bu paket ya? Ne gibi bir olaya müdahale etmeniz gerekiyor anlamadım. Ya uşaklar, siz yabancı değilsiniz. Anlatayım size de. Şimdi şöyle ki, bakın abiyle bana doğru bir bakayım. Bakın. Baktım. Bildiğinizde bir sorun yok. Yani bir sıkıntı görmüyorum ben de İsmail Bey, gayet. Yok, şıklısınız da. Uşaklar, şöyle yanlardan ve yukarıdan, böyle arkadan bakın, böyle bakın. Ha, saça diyor. Yani. Saçınız biraz uzamış galiba, kesin olmaz. Şurada kırıklar var. Önden biraz aldırırsak güzel olabilir. Yok uşaklar, yok. Bakın, ha bu sağdan soldan açılı. Ha burada da kuş yuvası oluyor da. Aman İsmail Bey, taktığınız şeye bakın ya. Önemli ya, değil bence. Hiç bence de önemli değil İsmail Bey ya. Ya öyle demeyin da uşaklar. Saç çok önemlidir. Sonra hatunlar bakmayın da İrem Hanım. Bu eve bakıyor kadına. Tamam. Bunu ayıralım bence. Ayırdım. Uşaklar, işte bu ilaç sayesinde eskisi gibi saçlarım gür olacak. Ahenkle dans edecek de. İsmail Bey, bir şey sorabilir miyim? İyi araştırdınız mı? Zararlı olmasın? Ya evet İsmail Bey, bakın yani internette onlarca ilaç var bunun gibi ama çoğu zararlı. Yani güya bitkisel diyorlar ama yalan. Sahte. Tabii. Çıkıyor sonra. Alakası yok. Ya satıcı kız dedi ki, bu ilacı kullanan 10. kişi sensin İsmail Bey. İsmail Bey, bir bakabilir miyim ben ona? Neyse. Yani böyle uygun izinler falan da yok böyle bakanlıktan falan. Bak hiçbir logo yok, görüyor musun? Evet ya. Yani bence kullanmayın. Ben bir güvenemedim. Vallahi İsmail Bey, bence de kullanmayın. Bakın vallahi bunda büyük büyük sıkıntı yaşayabilirsiniz ha. Ne isim yazmışlar sadece. Ama uşaklar, satan kız dedi ki, İsmail Bey, bunda gizli bir karışım vardır. Yani kesin çözüm bulacaksın dedi. Eskisi gibi dedi, saçların gür olacak. Yani onun için tavsiye etti bana. Kesin çözüm dedi. Bence güvenmeyin İsmail Bey. Bana kalırsa bence de. Siz bilirsiniz ama yani. Yok uşaklar, yok. Siz beni artık sırma saçlı, gür saçlı İsmail